Beşinci konuşmayı Bağımsız Türkiye Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Doktor Abdullah Terzi yapacak. Sevgili vatandaşlarım, aziz Türk milleti, hepinizi Bağımsız Türkiye Partisi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Başbey'in selam ve muhabbetlerini ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Üç dönemdir iktidarda olan 13 yıllık AKP iktidarının icraatlarına şöyle bir göz atalım. Bütün milli değerlerimiz hedef alındı. Türk kelimesi tartışılır hale getirildi. TC yasası devlet kurumlarında tabellardan silindi. Üniter devlet yapımız, başkanlık sistemi, federasyon tartışmaları ve çözüm süreciyle tehdit altına girdi. Ordumuzun ve askerimizin itibarıyla oynandı. Anayasanın ilk dört maddesi değiştirmek isteniyor. Manevi değerlerimiz ve temel inanç esaslarımız örselendi. Domuz etinin kasaplık hayvan statüsü ile kasaplarda satılmasına izin verildi. İmar yasası değiştirilerek... 60 bin kilise açıldı. Kilise açılış kurdelesi başbakan tarafından ya Allah bismillah denilerek kesildi. Zina yasal olarak suç olmaktan çıkartıldı. Okul kitaplarında kelime-i tevhidden Muhammed Resulullah çıkartıldı. Paralel yapıyla iş birliği içinde son hak din olan İslam diğer muharref dinlerle eşitlendi. Din diyalog ve medeniyetler ittifakı projesi bakanlıklarca yürütülerek maneviyatımız tahrip edildi. Müslüman Türk kimliğiyle oynandı. Dış siyasetimizi ABD ve İsrail eksenli politikalar şekillendirmektedir. En Amerikancı hükümete tanık olduk. Sıfır sorun çizgisinden sıfır komşu eksenine kaydık. Bob eş başkanlığı ile övünen siyasetimiz Afganistan, Irak, Suriye, Mısır, Yemen, Libya ve benzeri İslam ülkelerinde akan kanda, kirlenen namusta ve gözyaşında ortaktır ve ortak olmaya devam etmektedir. 1915 olayları bu hükümet döneminde farklı çevre ve ülkelerce soykırım olarak ifade edilmiştir. Azınlıklara her türlü haklar verilmiştir. Filistinli çocukları, kadınları bombalayan İsrail uçaklarının pilotları yapılan ikili anlaşmalar gereği Konya hava sahasında eğitilmektedir. Türk askerinin başına çuval geçirilmiştir. Sınır ötesi tehlikelerle ilgili kırmızı çizgimiz kalmadı. Kıbrıs elimizden çıkmak üzeredir. Askerimiz işgalci kabul edilmektedir. Irak, İran, Suriye ve Türkiye'nin güneydoğusu ile şekillenecek karton Kürdistan devleti oluşturulmuştur. BOP'un nihai hedefi Türkiye'nin parçalanmasıdır ve AKP BOP'un eş başkanlığını yürütmektedir. AKP'nin çıkardığı maden kanunu ve petrol yasası ile madenlerimiz ve petrolümüz verilen 80 bini aşkın ruhsat ile ecnebelere peşkeş çekilmiştir. Rio Tinto, Cominco, Yamaz, Geomar, Normandi, Anatolia Mineras gibi yabancı firmalara maden ruhsatları verilmiştir. Oysa 3 katrilyon dolarlık yeraltı zenginliklerimiz bize 1500 yıllık kaynak oluşturacak düzeydedir. AKP'nin ekonomik bilançosu ise vahimdir. Bazı örnekler verecek olursak, kredi kartı borcu 2002'de 4.3 milyar TL iken bugün 83 milyar TL'dir. Tüketici kredi borcu 2002'de 2.3 milyar TL iken bugün 268 milyar TL'dir. Kişi başına düşen borç 2002'de 1963 dolar iken bugün 9 bin dolardır. Protestörü senet sayısı 2002'de 499 bin iken bugün 1 milyon 100 bindir. Cari açık ise 50 yılda 63.7 milyar dolar iken AKP döneminde 403 milyar dolar olmuştur. Ortalama büyüme önceki dönem %5.1 iken AKP döneminde %4.7 olmuştur. Dış ticaret açığımız 82 milyar TL'dir. İmalat sanayinin milli gelirdeki payı %18 iken AKP döneminde %14'e geriledi. Çiftçi ve köylü bitirilmiştir. Tarımsal alan 2002 öncesi 239 milyon dönüm iken AKP döneminde 206 milyon dönüme inmiştir. 33 milyon dönüm azalmıştır. Ortalama resmi işsizlik Önceki dönem %8 iken AKP döneminde %11.2'ye yükselmiştir. Cumhuriyetimiz hiçbir dönemde adalete olan güvenini bu kadar sarsıldığı bir dönem yaşamamıştır. Yargıya müdahale edilmiş, yargı bağımsızlığı yok edilmiştir. KPSS ve benzeri sınav yolsuzlukları gençlerimizin geleceğinin çalınmasına neden olmuştur. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye'mizin tek çıkış yolu Bağımsız Türkiye Partisi'nin projeleridir hem terörü kökünden yok edecek, hepimizi kardeş yapacak, hukuku ve sosyal adaleti temin edecek, insanca yaşayacak bir geliri sağlayacak bizim projelerimizdir. Sayacağım bu projeler bir seçim vaadi olmayıp Rusya'yı ayağa kaldıran milli ekonom modelinin uygulanması için gerekli projelerdir. İşçiye, memura, emekliye asgari ücret 5000 TL olacaktır. Ev hanımlarına 1500 TL maaş verilecektir. Her Türk vatandaşı 1000 TL vatandaşlık maaşı alacaktır. Doğum yapan her anneye 15.000 TL doğum ikramiyesi verilecek. Her çocuğa 250 TL çocuk maaşı verilecek. Maliyet fiyatına 20 yıl vadeli faizsiz ev kredisi verilecek. Gençlere faizsiz uzun vadeli evlenme kredisi verilecek. Üniversite sınavları kaldırılacak. Sınavsız üniversiteye geçilecek. Harç alınmayacak. 30 yaş altı beklemede olan öğrenciler hızlandırılmış eğitimle mezun edilerek işe alınacak. Mezun olan gençlerimize iş imkanı devlet garantisinde olacaktır. Kimsesiz yaşlara maaş bağlanacaktır. Şehit yakınlarının, dulların, yetimlerin maaşlarından kesinti yapılmayacaktır. 8,5 milyon engelli vatandaş maaşa bağlanacak. Onların vatandaşlık maaşı 1500 TL olacaktır. Geliri belirli bir miktarın altındaki kesimden vergi alınmayacaktır çiftçiden vergi alınmayacak, emeklilik hakkı tanınacak, tarım kesimine avans verilecektir. Mazot, gübre, tohum ilk 5 yıl bedava olacaktır. Tarım ürünlerine devlet pazarlama garantisi verecektir. Nakliyecilere faizsiz uzun vadeli kredi verilecek. Sanayiciye faizsiz uzun vadeli kredi verilecektir. Alevi vatandaşlarımızın cemevleri devlet tarafından ibadethane olarak kabul edilecek, dedelere maaş bağlanacak Cem evlerinin arsaları hazine arazilerinden tahsis edilecek Ehlibeyt Üniversitesi kurulacaktır. Üniter devlet yapımız ve Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetin bütün kazanımları korunacak. Türk milleti ve devleti olarak tam bağımsızlık sağlanacaktır. Sevgili vatandaşlarım, bütün bunları hangi kaynakla, nereden ve nasıl vereceksiniz sorusu kafalarda doğal olarak oluşmaktadır. Bu sorunun cevabı 7 trilyon 700 milyarlık kaynak olarak Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş tarafından deklare edilmiştir. Bizi taklit ederek MHP 1400, CHP 1500, HDP 1800 TL asgari ücreti ilan ettiler. Ancak veremezler. Kaynak olarak gösterdikleri bütçe açık vermektedir. Cari açık 42 milyar dolar. Dış ticaret açığı 82 milyar dolar ve 2014 yılından bu zamana bütçe açığı 22.7 milyar TL'dir. Bu şartlarda onların 1 TL bile vermesine imkan yoktur. Bu bütçeyle veremezler. Ancak cezaları, vergileri, zamları artırarak, yani milletin sırtına yükleyerek kaşıkla verip kepçeyle alarak iş yürüteceklerdir. Biz ise seçim vaadinde bulunmuyoruz. Milli ekonomi modelinin uygulamasını anlatıyoruz. Vahşi kapitalist sistemde hayal olan vaatlerin BTP ile iş ve aş olması bu tezin gereğidir. Rusya bu modeli hayata geçirdi. Putin batı medyasında dünya lideri olarak seçildi. Dikkat ederseniz ne milliyetçi geçinenler, ne Atatürkçüyüm diyenler, ne de dini istismar edenler maden kelimesini ağızlarına dahi alamamaktadır. Kemal Derviş'ten medet umanların, Atlantik ötesiyle bağ kuranların Madenlerimiz kaynaklarımızdır demesi mümkün değildir. Bunu ancak Rusya Parlamentosu Duma'da Rus parlamenter ve ilim adamlarına ne mutlu Türk'üm diyene söyleten Haydarbaş ifade edebilir. Madenlerimiz milletin malıdır. Milletin malını millete dağıtacağım o diyebilir. Aziz Türk milleti, kaynağı var mı? Nereden verecek sorusunun cevabını almak üzere Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in 6 Haziran cumartesi günü 16.30'daki TRT konuşmasının konuşmasını takip etmenizi sizlerden rica ederim. Nasıl vereceğini sizlere açık ve seçik anlatacaktır. Yeni Türkiye değil, bağımsız Türkiye diyoruz. Hepsini geç oy pusulasının en sağındaki BTP'ye oyunu ver, hakkına sahip çık. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.